göz altındayken de duydunuz. İzzetsiz, şerefsiz, utanması gereken bu sayfamıza da utanmadan devam edelim. Devam edelim biraz. Zamanlar tutanlardı. Limanları sönükle kapatmayanlardı. Bizi bugün hükümet hukuksuzlukla göz altına alıp tutulmamış olabilir. Ancak tarih Filistin dostları değil, işbirlikçileri mahkum edecektir. Bizim alnımız açık, göğsümüz kabarık, Filistin'le dayanışmaya devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin diyen dostlarımız tutuklandı. Şimdi hükümet çıkıp bizim onu Filistin konusunda savunma organı ayarlarımızı bekliyor. Hayır, sizin tek yolunuz soykırı besliyor. Kamuoyunda Filistin dostlarını marjinal göstermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, terörle iltisaklı olanlar terör rejimini besleyenlerdir. Sokar terörizmin bizatihi göbeğindedir. Soykırımı besleyen sokar terörizmin göbeğindedir. Bugün limanlar Siyonizme hala açık. İsrail ordusu ve hükümeti için elimizden geleni yapacağız diyen Zim şirketi Siyonizmin tam göbeğindedir, terörizmin tam göbeğindedir. Terörist olan, terörizmi besleyen, terörle iltisaklı olanlar bugün soykırımcı İsrail'i besleyenlerdir. Soykırımcı İsrail'i normal görenlerdir. Bizim dostlarımız direnişin tarafındadır. Direnişçidir. Onlara yakışacak tek ünvan, bir ipak olan direniştir, direnişçiliktir. Bugün AK Parti hükümetine sesleniyoruz. Bizler tarihin karanlık yerinde yer almayacağız. Tarihin karanlık yerinde bugün hala bir yıl aşkın soykırıma tedarik sağlayan sizlersiniz. Limanları açık tutan sizlersiniz. Petrol gönderen sizlersiniz. Sizler tarihin karanlık yerinde yer alacaksınız. Bizler Filistin direnişinin yanında olacağız. Lübnan direnişinin yanında olacağız. Yemen direnişinin yanında olacağız. Emperyalizme karşı omuz omuz olacağız. TRT World Forum'unda konuşan arkadaşlarımız kimseye şiddet göstermediler. Kimseye hakaret etmediler. Dünyanın en demokratik ve masum mücadelesinin ve haklı mücadelesinin sesi oldular. Bütün dünya Filistin için ayakta. Bu bizim onurumuzdur. Bütün Filistin dostlarının onurudur. Fakat demokratik eleştiri haklarını kullandıkları için 3 gün gözaltında tutulmalarını ve ardından hapse konulmalarını biz kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest bırakılmaları gerekir. Ayrıca limanların Siyonizme kapatılması, petrol vanalarının kesilmesi, ticaretin kesilmesi, gemilerin durdurulması Filistin halkı için bugün yapılabilecek en iyi şeydir.